Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzlere muamelenin ihsan yani hak, merhamet ve şefkati gözeten yanı büyük önem taşıyor şüphesiz. Bu düşünceden hareketle orduda yetim ve öksüz çocukların hayalleri hayırseverlerin de desteğiyle bir nebze olsun gerçek oldu. Tableti. Çok teşekkür ederim. Bu kitap seti. Onlar aslında hepimizin emanetleri. İlgi, sevgi ve şefkatin bir an bile eksik edilmemesi gereken yetim ve öksüz çocukların hayalleri Ordu'da gerçek oldu. Ordu'da 6 ay önce göreve başladığımızda 19 ilçemizde yetim ve öksüz evlatlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ve bu kapsamda öğrendik ki 19 ilçemizde 2112 yetim ve öksüz evladımız var. Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde tespit edilen yetim ve öksüz çocukların isteklerini sordu. Gerçekleşmesini istedikleri hayalleri mektupla yazmalarını istedi. Bu evlatlarımıza birer mektup yazdık. Ve mektubun sonunda annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin onlardan isteyeceğin şey ne olur diye sorduk. Ve mektuplar gelmeye başladı. Gecenin geç saatlerine kadar tek tek okuduk. 2112 çocuğun mektupları Vali Sonel'e ulaştırıldı. Hayırseverlerin de katkısıyla istekler tek tek yerine getirildi. Hediyeler titizlikle hazırlanarak ulaştırıldı. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz. Kimi çocuğumuz laptop, kimisi tablet, kimisi terier cinsi beyaz yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası, Vali amca... Tablet, kitap istiyorum ama anneme de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz diyen çocuklarımız vardı. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çok mutlu oldum gerçekten. Allah ne muradınız varsa versin. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim.